biliyorum, haberim var. Bana müsaade et oğlum. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Konuşmamız lazım. Neyi konuşacağız Alas? Yok bunun konuşulacak, izah edilecek bir yanı yok oğlum. Kim bilir o biz kaç kez yaptı bunu Çağla'ya. Nasıl anlamadım? Nasıl fark etmedim? Ya sen? Arkadaşın lan senin. Aynı okuldasınız siz. Baba, özür dilerim oğlum. Bak, gerçekten seni suçlamak için söylemedim. O yüzden söylemedim. Lütfen, yanlış anlama. Merak etme oğlum. Her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Geçecek. Biz bunu atlatacağız oğlum. Ben o ne yapacağımı biliyorum. Ameliyattan bir çıksın. Sağ salim çıkabilirse eğer. Kendi elimle polise teslim edeceğim. Bir daha kardeşine dokunamayacak. En ağır ceza neyse onu alması için elimden geleni yapacağım, merak etme. O zaman beni de polise teslim etmen gerekecek. Ben yaptım. Yaman'ın başladığı işi ben bitirdim. Eğer Rüzgar ameliyattan kurtulursa benim adımı verecek. Ondan sonra yeni hedefi sensin. Sana takmış kafaya. Bir de Çağla'ya zarar veriyormuşsun falan. Neler söyle. Ne iş? Manyak mı oğlum o? Öyle bir şey olabilir mi bro ya? Biliyorsun yani bizim Çağla'yla her zamanki klasik hallerimiz. Öyle zarar vermek falan yani. Sakin oğlum. Sorun yok. Ben zaten ağzının payını verdim. Eğer öyle bir şey olursa sana kalmaz, ben keserim hesabını dedim. Ben isteyerek zarar vermedim Çağla'ya. O cesur yüzünden resmini yapmış Çağla. Ben görünce dayanamadım, tutamadım kendimi. Yoksa biliyorsun o yabani beni tanımıyor ama sen tanıyorsun. Sen yabani görmemişsin. Baba. Şimdilik Rüzgar'ın uyanması mucize. Korkacak bir şey yok. Eve git. Fazla ortalıkta dolanma. Yaman ne olacak peki? İki oğluma da bir şey olmaması için elimden geleni yapacağım. Ama ikisi de uslu durup babalarının sözünü dinleyip başka saçma sapan bir şey yapmazsa. Hadi eve git. Kimseye bir şey belli etme.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.